Saat 8.45 günün ekonomisi diyeceğiz. Türkiye'de dünyada ekonomi cephesinde öne çıkan gelişmeleri sizlere aktarmaya, iletmeye çalışacağız. Bu sabah itibariyle önce her sabah olduğu gibi verilerle başlayalım. Dün dolar kotasyonlarında 3.99'a doğru giden bir seyir vardı. Bu sabah 4 lirayı geçmedi. Oradan geri geldi kotasyonlar. Bu sabah da 3.96 seviyesine geri dönüldüğünü söyleyebiliriz. Yaklaşık 4-5 gündür bu seviyelerin korunduğunu sizlere aktarıyoruz. Geçen haftadan itibaren dolar kotasyonlarında başlayan yükseliş kuru 3.95 seviyesinin üzerine çıkarmıştı. İşte bu süreç devam ederken 3.96.22, 3.96.50 seviyeleri benim bankalar arası piyasada bu sabah itibariyle gördüğüm seviyeler alış ve satış kotasyonları olarak. Euro TL'de dün 4.95'e doğru hızlanan bir seyir vardı. Orada da 4.93'ün üzerindeki seyrin Euro TL cephesinde devam ettiğini söyleyebiliriz. Euro dolar paritesine bakıldığında dolardaki değer kaybını sizlere aktarıyoruz. Parite 1.22-24 arasında gidip geliyordu. Oradaki seyir bozulmadı. Euro dolar paritesi 1.24'ün üzerinde. Bu demek oluyor ki 1.24-40'lı seviyeler dolar uluslararası piyasalarda Euro ve diğer para birimleri karşısında değer kaybediyor. Ancak içeride gelişmekte olan ülkelerde baskı devam ederken döviz üzerindeki baskının da sürdüğünü görebiliyoruz. Dolar değer kaybederken o kayıpla işte kur 3.96'ya geldi. Euro'da da 4.93 seviyelerinin üzerinde bir seyir var. Paritede 1.24.50 seviyelerinde. Bu da doların düne göre biraz daha uluslararası piyasalarda değer kaybettiğini gösteriyor. Aslında gündem çok yoğun değil. Perşembe günü büyüme verilerini alacağız. Ancak gündem yoğun değil derken özellikle Trump'ın 60 milyar dolarlık Çin'den yapılan ithalata dönük getirdiği vergi, daha önce çelik ve alüminyuma getirdiği vergi büyük bir ticaret savaşının başlangıcı olarak dünyada görüldü. Çin'in yanıtı var, Avrupa Birliği'nin alacağı önlemler var, Çin'in alacağı kararlar var. Amerika'nın Çin'e yazdığı mektup var. Bizden işte otomotiv ithal ederken vergileri düşür, daha fazla ürün al, dolayısıyla vergi düzenlemelerine git şeklinde. Bir de patentli ürün kavgası da var biliyorsunuz Amerika ile Çin arasında. Amerika Çin'le arasındaki ticaret açığını kapatmaya çalışıyor. Çin'e mektup yazıyor. Bu kararları istiyorum diyor. Çin de Amerika'ya karşı yeni önlemler alacağını başta otomotiv sektörü olmak üzere duyuruyor. Amerikan Merkez Bankası Fed çok hızlı bir faiz artışı sinyali vermedi. Piyasalarda biraz olumlu hava estirdi ama Trump'ın bu kararları devreye girince piyasalardaki gerginlik de büyüdü. Gündemin de az olduğu bugün de Asya borsaları Amerika ve Çin arasındaki görüşme haberlerinin zarar verici bir ticaret savaşını önleyebileceği umutlarını bir miktar canlandırıyor. İşte Amerika Çin'e mektup yazıyor. Çin bu uçurumdan geri dön, gel konuşalım diyor. Dolayısıyla silahlar çekilmiş ama hani acaba karşılıklı bir görüşme olabilir mi, temas olabilir mi umudu da bir miktar var diyelim. Nikkei endeksi uzun süren kayıplarının tarihi çöküşlerinden sonra %2 yukarıda. Asya borsalarında da %1'e yakın yükselişler var. Keza bu umut ABD borsalarında da günler sonra bir yükselişi beraberinde getirdi. 116.420 puandaydı Borsa İstanbul. 115-117.000 puan arasında yatay bir seyir devam ederken hatta 116.000-117.000 arasında. Bugün Asya borsalarındaki hızlı yükseliş, ABD borsalarında %3'e varan yükselişlerin etkisi ne olur Borsa İstanbul'da o izlenecek. Belki biraz daha piyasaları bu olumlu hava acaba Amerika ile Çin masaya oturup anlaşır bu ticaret savaşlarında geri dönüş sağlar mı sorusu biraz daha umuda dönerse tansiyon biraz daha inebilir. 70 doların üzerindeydi petrol fiyatları. Benzine ikinci kez zam gelmişti. Dolar ve petrol fiyatlarındaki artışla beraber akaryakıt fiyatları da artıyor. Benzine arka arkaya 10 günde ikinci zammı gördük. Petrol fiyatlarının hala 70 doların üzerinde. 70 dolar 31 sent seviyesinde olduğunu aktaralım. Dolar değer kaybederken altın ne olur? Artık hepimiz biliyoruz yükselir. 1350 doların üzerinde 1352 dolara doğru altının onsu yükselirken içeride kotasyonlar dolarda 3.96 seviyesinin üzerinde. Altın fiyatlarının içeride de yüksek olduğunu bu verilerle iletebiliriz sizlere. Keza faizler enflasyonu %5'in altına indireceğiz diyor Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek. Dolayısıyla bu biraz uzak görülebilir ama bunu yapacağız diyor. Faiz ve enflasyon
enflasyon ilişkisi konuşulmaya devam ederken faizlerde de yüksek seyrin devam ettiğini sizlere aktarabiliriz. Bugüne yansıyan biraz daha olumlu hava bulmaya çalışan piyasalarda veriler böyle. Borsalarda günlerdir süren düşüşler yerini yükselişe bırakmış durumda. Dolar değer kaybederken kur dün 3.99'u aşmıştı. Oradan biraz geri geldi. Yine Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, kurun yükselmesi, TL'nin değer kaybetmesi bizi daha rekabetçi hale getirdi. Bu bir anlamda bir avantaj da oldu açıklamasını dün TRT Haber'de yaptı. Onu da aktaralım. Ve diğer gündem başlıklarıyla piyasa verilerinden sonra devam edelim. Neyi konuşuyoruz? Çiftlik Bank'ı konuşuyoruz. Her gün gelen yeni haberleri, detayları konuşuyoruz. İşte CEO'su Mehmet Aydın'da markasında ne var, kimler vardı? Nasıl bir organizasyondu bu? Nasıl destekler aldı sorusu hala hafızalarda. Şimdi dün hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ, Başbakan Yardımcısı ve hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu toplantısından sonra açıkladı. 6 kişiye kırmızı bülten çıktığını duyurdu. 100 binin üzerinde kişinin dolandırıldığı tahmin ediliyor. Çiftlik Bank'sı skandalında. Mehmet Aydın'ın arkasındaki isim Osman Naim Kaya'da Uruguay'da geçici olarak gözaltına alındı. Uruguay'da hapse de atılabilir Türkiye'ye iade edilmeden önce. Şimdi Vatan Gazetesi'nde bu ismin Çiftlik Bank soruşturması kapsamında işte 6 kişi için kırmızı bülten çıkartıldı. Bir isim var, Osman Naim Kaya. O da Uruguay'da geçici gözaltına alındı. Bugün gelen haberlerde işte yıllar önce nasıl gittiğini Uruguay'a anlatıyor haberler. Kaynak ustası olarak gitmiş Uruguay'a. Sonra da jetin içinde, özel jetin içinde fotoğrafları yayınlanıyor. Yani bir kaynak ustasıyken gazetelerde işte ustalık yaptığı döneme ait fotoğraflar varken, yıllar sonra özel bir jette seyahat ederken çekilmiş fotoğraflarına rastlıyoruz. Nereden nereye dedirtiyor ve Çiftlik Bank soruşturması kapsamında hani demiştik ya işte bir hata yaptık, bir eşeklik yaptık diye geçici olarak gözaltına alındı Uruguay'da. Ardından tutuklanabilir Türkiye'ye iade edilmeden önce. 6 kişi içinde kırmızı bülten çıkartıldığını sizlere duyurmuştuk. Aynı zamanda Bozdağ hukukta boşluk olup olmadığı konusunda çalışma da yapıldığını söyledi. Şimdi bu Çiftlik Bank soruşturması büyüyor. Ve işte yeni gözaltılar, yeni tutuklamalar, Türkiye'ye iade süreci konusundaki girişimlere izleyebiliriz. Kayseri'deki Anadolu Farm oluşumu da Çiftlik Bank gibi dolandırıcılık iddialarıyla soruşturma konusuydu. Programın yazılımcı ve yöneticisi 2 kişi adliyeye sevk edildi. Anadolu Farm konusunda da soruşturma devam ediyor. Orada da 2 kişi yazılımcı ve yönetici gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edildikleri haberi geldi. Dolayısıyla arka arkaya bu şirketlere dönük soruşturmaların devam ettiğini izlerken, daha önce hukukta bir boşluk olup olmadığını da araştırıyoruz açıklaması hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ'dan geldi. İşin hilesi dürüstlük diyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Elif Atis Sarcıklıoğlu dün açıklama yaptı. Çıkıyor bir çocuk, işte insanların 1.1 milyar lira dolandırabiliyor. Dolayısıyla hiç böyle şeylere gerek yok. Yalanın sonunda işte böyle bir batış söz konusu. İş hayatında en önemli hile, en önemli başarı dürüstlüktür. Dürüst olan elinde sonunda kazanandır. Zaten ne diyoruz önümüzdeki döneme ilişkin? Başarılı insana ihtiyacımız var, evet. Ama iyi, dürüst, vicdanlı insanlara da ihtiyacımız var. Herkesin bir gün bu iyiliğe ihtiyacı oluyor çünkü. Dolayısıyla dünyayı iyiler kurtaracak, dürüst olan her zaman kazanacak ilkesinden hareket edelim mesajı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'ndan da geliyor. Borsaya yabancı kalmadılar. Himmet Karadağ Borsa İstanbul Başkanı'nın açıklamaları var bugün gazetelere yansıyan. Şimdi biliyorsunuz halka arzlar olmuştu. 12 şirket ardı ardına halka arz edildi. Burada %80 yabancıların halka arzlara
ilgi gösterdiğini ve yabancı oranın %80'lere ulaştığını söylüyor Borsa İstanbul Başkanı. Buradan şunu anlıyoruz, işte kredi kuruluşları not kırmaya devam ediyor ya da uyarılarına devam ediyor ama Türkiye'ye yabancılar ilgisiz kalmıyor. Halka arzlarda yabancı talebi, yabancı payı hızla yükseliyor. Himmet Karadağ da Türkiye'ye yabancı ilgisini Borsa İstanbul'da halka arzı edilen şirketlerde işte böyle bu oranlarla aktarıyor. Facebook konuşmayı da kaydetmiş. Maşallah orada da skandallar bitmiyor. Mesajlar, işte konuşmalar hepsi kaydediliyormuş. Hatta Türkiye'de şirket bu bilgilerden Türkiye'de kullanıcı başına $3,5 kazanıyormuş. Yani bizim konuşmalarımız, mesajlarımız kaydediliyor. Sonra bunlar değerlendiriliyor ya başka şirketler tarafından. Facebook işte bu değerlendirmede Türkiye'de kişi başına $3,5'lık bir kazanç elde ediyormuş. Zuckerberg kullanıcıların hangi bilgilerini şirketle paylaştığını zip olarak indirilebileceğini açıkladı. Öyle bir program var biliyorsunuz. Konuşmalar, mesajlaşmalar. Sizin işte Facebook'ta kimi beğendiniz, karakteriniz ne, kimlerle arkadaşsınız, nasıl bir profiliniz var. Bütün bilgileriniz aktarılabiliyor bu programla ve bu programda işte seçimlerde ya da başka şirketler tarafından kullanılabiliyor. Skandal buydu. O skandal büyüyor derken konuşmalar, SMS'ler de kayıt altına alınmış. Hatta $3,5 kazançla biz dahil herkesin bilgileri satılmış, değerlendirilmiş. Dolayısıyla şirket hisselerinde de çok ciddi kayıplar söz konusu. Facebook hisselerinde özür ilanları gelmesine rağmen şirket $74 milyar değer kaybetti bu skandal ortaya çıktıktan sonra. Dövizle borca sınırlama. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek dün TRT Haber'deydi. 313 milyar dolar özel sektörün döviz borcu var biliyorsunuz. Döviz pozisyon açığına bakıldığında ise 213 milyar dolar. Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde de Başbakan Yardımcısı bunu aktarmıştı. Şimdi biz küçük şirketleri uyarmıştık ama büyük şirketlerde de bu riskin yönetilemediğini gördük. Dolayısıyla büyük şirketler için de inceleme yapıyoruz. Borcun %82'si 2118 şirkete ait. Büyük şirketlerde de dövizle borçlanmaya sınırlama getireceğiz dedi. Ancak şirketler büyük aşırı kısıtlamaya gitmeyin çağrısı yapıyorlardı. Mehmet Şimşek, sizin işiniz üretim, döviz piyasasında oynamak değil. Bu kısıtlamaya gideceğiz, bu riski azaltacağız dedi. Biraz önce aktardım, kurdaki artışın TL'deki değer kaybının bir rekabet avantajı sağladığını da söylüyor Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek. Yine reel ekonomideki başarının finansal sektörde de karşılık bulacağını söylüyor ve azalan jeopolitik risklerin, reformların, ekonomik büyümenin olumlu bir hava yaratacağını da belirtiyor. Ekonomiye üçlü doping başlıklarıyla bu olumlu taraflarda, yanlarda dün itibariyle aktarılmış. Rüşvete suçüstü. Şimdi biz konuşurken birçok konuda rüşvet derken bir vergi konusunda dünden itibaren haberlere yansıyan bir süreci sizlere aktaracağız. Vergi müfettişi FT'nin 2 milyon lira rüşvet istediği ihbarı üzerine polis harekete geçti. Şirket binası önünde gözaltına alınan FT'nin elinde içinde 250 bin lira bulunan poşet vardı. Bir şirkette vergi müfettişleri inceleme yapıyor. Sonra o şirketin yöneticilerine, patronuna gidiyor. Bize 2 milyon lira rüşvet vereceksin diyor. İşte ilk etapta 250 bin lirayı alıyor, poşete koyuyor. Gelen ihbar üzerine o poşetle polis suçüstü yapıyor. 2 milyon lira vergi müfettişlerinin istediği rüşvet, rüşvet skandalı, rüşvete suçüstü başlıklarıyla bugün haberlere yansıyor. Kantin talimatı, biz bu kantin sorunu da servis sorunu da çözemiyoruz. Bir öğrenci biliyorsunuz serviste o kadar büyük bir yığılma olmuş ki kapı açılınca çocuk düşmüş, servis şoförü de çocuğa bakmadan devam etmiş. Yoldakiler çocuğu kurtarmış. Bir de kantin sorunumuz var. Çocukların sağlıklarını tehlikeye sokabilecek gıdalar bulunduğunu işaret eden Milli Eğitim Bakanlığı, satışa uygun olmayan ürünlerin kantinlerde bulunmamasını istedi. Buna izin verilmemesini istedi. Bu yönde bir talimat verdi. Ve son olarak ananası sevmişiz. 2017 alışveriş raporuna göre avokado, muz ve ananasa ilgi artmış. Mandalina, kavun ve limona olan talep de gerilemiş. Ananas, avokado ve yine muz en sevdiğimiz ürünler olarak öne çıkmış. Ananas ve avokadoya ilgimiz artmış alışveriş raporuna göre diyelim. Ekonomi gündeminden gelişmeleri böyle özetlemiş olalım. Az sonra parametredeyiz, bekleriz diye de hatırlatalım.